Arkadaşlar merhabalar. Tonguç Akademi'ye hoş geldiniz. Bugünkü dersimizde nüfus piramitlerine bakacağız. Nüfus piramitleri ne işe yarıyor, bize neyi gösteriyor onu inceleyeceğiz sevgili arkadaşlar. Derse geçmeden önce ben size bu ayın programını da hemen şöyle göstereyim. 10. sınıfların Mart ayı programı değerli arkadaşlar. Şöyle programa dikkatlice bakıp sizin için uygun saat zaman dilimleri neyse bu programdan takip etmeyi ihmal etmeyin sevgili arkadaşlar. Tabii programı gösterdikten sonra her videomuzda size muhakkak hatırlattığım Dinamo soru bankamız var. Bugün de nüfus piramitlerini işleyeceğiz ya. İşledikten sonra arkadaşlar sayfa 111'i açıyorsunuz. Sayfa 111'de şöyle bir bakalım piramitlerle ilgili bakın sorular var. Bu soruları da çözüyorsunuz. Çözdükten sonra piramitlerle ilgili aklınızda herhangi bir soru kalmayacak değerli arkadaşlar. Eğer sizler de hazırsanız videomuza başlayalım. Nüfus piramitleri başlığı altında neyi inceleyeceğiz arkadaşlar? Nüfus piramitlerinin özelliklerini bir de demografik dönüşüm modelini inceleyeceğiz. Tabii bu piramidin özelliklerinden biz ülkelerin gelişmişlik seviyeleri hakkında da fikir sahibi olacağız sevgili gençler. Şimdi bakalım nedir piramit? Piramitin mantığı ne? Niye böyle bir şeye ihtiyaç duyulmuş arkadaşlar? Şimdi nüfusun yaş ve cinsiyet yapısını gösteriyor bunlar. Nedir? Bakın şuraya dikkatlice bakarsanız bir taraf mavi bir taraf pembe. Mavi olan taraf erkek nüfusa karşılık gelir pembe olansa kadın nüfusa karşılık geliyor sevgili arkadaşlar. Şimdi şu aradaki rakamlara dikkatlice baktığınızda ne görüyorsunuz? 0-4 yaş diyor. 5-9 diyor. 15-19 diyor. Yaş aralıklarını veriyor. Ve bu yaş aralıkları arkadaşlar böyle gidiyor yukarıya doğru yükseliyor. Şimdi ben şuradaki çizgilerden ne anlayacağım? Bu çizgilerden ne anlayacağım? Şunu anlayacağım. Mesela burada altta rakamlar var. Bakın 0 0.6 işte 1.2 1.8 ama ne bu milyon kişi mesela şurası 2.4 milyon kişi buraya kadar uzamış olsaydı 3 milyon kişi olacaktı ne 0-4 yaş arası erkek nüfus. Peki 0-4 yaş arası kadın nüfus ne kadar arkadaşlar? Bakın o da gene 2.4 milyondan daha fazla gördüğünüz üzere. Peki 5-9'a bakalım. 5-9 yaş aralığı ...0-4 yaş aralığına göre biraz daha az. Dikkatinizi çekiyorsa. Ee, 15-19'da 5-9'a göre biraz daha az. 10-14 böyle gidiyor sevgili arkadaşlar. Yani bunların her biri... ...aslında bu çizgilerin her biri... ...bir sayının karşılığıdır. Sayının karşılığı. Sayı da aşağıda görüldüğü gibi... ...işte 1.2 milyon, 1.8 milyon, 1.4 milyon gibi. Şimdi... Dolayısıyla burada ne oluyor? Siz istediğiniz yaş aralığında kaç kişi yaşadığını ve bunun kaçının erkek kaçının kadın olduğunu çok rahatlıkla bulabiliyorsunuz Mesela şu x ülkesi ya da x şehri artık her neyse diyelim ki 50 54 yaş arası kaç kişi var bakın 50'ye bakıyoruz burada şuradan hemen aşağı doğru çizgimizi çizdik ya bu sayıya karşılık gelecek İşte bu da gene sayıya karşılık gelecek Dolayısıyla bakacağız böyle işte diyeceğiz ki 500 binden biraz fa biraz fazla erkek var 500 binden biraz fazla kadın var diyeceğiz sevgili arkadaşlar. Yani biz bu piramitlere bakarak neyi öğrenmiş oluyoruz? Bakın yaş gruplarının cinsiyete göre dağılımını öğrenmiş oluyoruz. Çok pratik bir şey aslında bu. Bunu neden böyle düşündüler? Çünkü sevgili arkadaşlar, normalde sayımlar yapıldığında böyle kocaman bir tablo hazırlanır. İşte o tabloda kaç tane erkek, kaç tane kadın, yaş yaş böyle verilir falan. Şimdi tablodan sizin onu yorumlayabilmeniz saatlerinizi alır. Ama böyle bir piramide yani çizgilerle bunu gösterdiğiniz zaman ne oluyor arkadaşlar? Çok Böyle pratik, hızlı bir şekilde, net bir şekilde hemen neyi görüyorsunuz? Hangi yaş grubunda kaç insan var? Kaçı kadın, kaçı erkek? Çok basit bir şekilde gözüküyor. İşte ben mesela buradan şunu da görüyorum. Dikkat ederseniz 0-4 yaş arası fazla ya diğerlerine göre. O zaman ne demek bu? Burada baya doğum oranı yüksek demek. Doğru mu arkadaşlar? E bunu da görüyorum. Bunu da görüyorum. Doğum oranın yüksek olduğunu görüyorum. Şimdi siz bir nüfus piramidine bakarak neyi öğrenebilirsiniz? Neyi tespit edebilirsiniz? Şimdi toplam nüfus ortaya çıkabilir mi? Çıkabilir. Nasıl çıkıyor? İşte bakın burada rakamlar var zaten. Hangi yaş grubunda? Kaç kişi var? Bunu toplarsınız toplam nüfus ortaya çıkar. Kadın erkek nüfusu çıkıyor mu? İşte kadın işte erkek çıkıyor. Peki nüfusun yaş grupları çıkıyor mu? E çıkıyor 0, 4, 5, 9, 15, 19 hepsi çıkıyor. Ortalama yaşam süresi çıkıyor mu? E şimdi baktığınızda sevgili arkadaşlar, yani eğer atıyorum yaşlı nüfus içerisindeki çizgiler biraz daha uzun olsaydı işte ne diyecektik? Biz demek ki yaşlı fazla diyecektik. Dolayısıyla yaşam süresiyle ilgili birazdan diğer piramitlerde göreceğiz. Onlarla ilgili fikir sahibi olabiliyorsunuz. Doğum ölüm oranları ile ilgili fikir sahibi olabiliyoruz. Nasıl oluyoruz hocam doğum ölüm oranları? Ya şimdi ben şu alt kısma baktığımda 0-4 yaş. E bu zaten hani Doğan çocuklar değil mi bunlar? Yeni doğmuş çocuklar yani. E bu çizgi uzun, o zaman doğum oranı yüksek. E peki ben şöyle şuradan bakayım. 65 yaş üstüne bakayım. Bakın şuradan çizgiyi çekiyorum. Tamam mı? 65 yaş üstüne bakıyorum. E baktığımda çok az insan var. E bu ne anlama geliyor? Demek ki abi çok yaşamıyor buradakiler. Yani ölüm oranı da yüksek. Buradan o çıkıyor. Ee, nüfus hareketleri gene ülkelerin gelişmişlik düzeyleri gibi e, özellikler buralardan piramitlerden tespit edilebiliyor sevgili arkadaşlar. Şimdi bakın nüfus piramitlerini biz beş ana grupta toplayabiliyoruz. Nedir bunlar? Kenarları içe dönük olanlar düzgün üçgen şeklindeki piramitler, asimetrik piramit, çan şeklindeki piramit ve arı kovanı şeklindeki piramitler. Şimdi burada değerli arkadaşlar. Aslında e, dünya kadar piramit var. Onu söyleyeyim ben size. Çok farklı piramit türleri var. Fakat onların hepsini böyle gruplandırdığınızda ya buna benziyor, ya buna benziyor, ya buna benziyor falan filan. Yani beş ana grupta kabaca toplayabiliyoruz. Peki nedir yani bu? Neyi gösteriyor? Şimdi ben kabaca şuraya baktığım zaman, bu piramide baktığım zaman ne görüyorum? Piramidin tabanı. Bakın şu alt kısım nedir arkadaşlar? Taban. Tabanı geniş mi? Geniş. Bu ne demek? taban doğum oranının yüksek olduğunu gösteriyor. Çünkü hani küçük yaş grupları aşağıda yukarıya doğru bakın burası 60 yaş üstü. Peki neyi görüyorum gene dikkat edin. 60 yaş üstünün çok az olduğunu görüyorum. Doğru mu? Burada neyi görüyorum? Şuna baktım. Taban gene çok geniş. Ama 60 yaş üstünün deminkine göre nispeten fazla olduğunu görüyorum. Peki burada neyi görüyorum? Arkadaşlar özellikle tabanın ...daraldığını görüyorum. Tabanın daralması ne anlama geliyor? Ne anlama gelebilir? Doğum oranlarının azaldığı anlamına geliyor arkadaşlar. Peki buraya bakıyorum. Ne görüyorum? Mesela arı da ne görüyorum? Şu önce buna bakalım. 60 yaş üstünün oldukça fazla olduğunu görüyorum. Çanda da aynı şekilde. 60 yaş üstünün fazla olduğunu görüyorum. Ama bu ikisi arasında bir fark var. Nedir o? Buradaki taban geniş. Hee şimdi bu nedir? Ben size şöyle bir izahta bulunayım arkadaşlar. Şimdi şu ilk piramide baktığınız zaman. Yani kenarları içe çökük piramide baktığınız zaman. Evvela şunu görüyoruz değil mi? Doğum oranlarının yüksek. Ölüm oranlarının yüksek olduğunu net görüyoruz. Şimdi diyelim ki böyle bir ülke var. Yani doğum yüksek. Ölüm yüksek. Böyle bir ülke var. Sizce bu ülkede. Nüfus artış hızı yüksek olur mu? Mantık olarak bir düşünün. Evet çok doğuyor ama çok ölüyor. Yüz kişi doğuyor, yüz kişi ölüyor. Atıyorum yani. E, nüfus artışı çok yüksek olmaz burada. Nüfus artışı az olur sevgili arkadaşlar burada. Çünkü hem ölüm hem doğum hem ölüm çok yüksek. Peki varsayalım ki şöyle bir şey oldu. Bu ülke dedi ki size ya benim nüfusum artmıyor acaba ne yapmalıyım nüfusumun artabilmesi için Ne dersiniz buna? Çok çocuk yapın der misiniz? Diyecekler ki zaten çok çocuk yapıyoruz. E, e nasıl artacak nüfus? Ölümleri azaltacaksınız. Yani sağlık hizmetleri biraz gelişirse bu ülkede ölümler azalacağı için hem yaşlı ölümleri hem bebek ölümleri azalacağı için ne olacak arkadaşlar? Nüfus artmaya başlayacak. Ölümleri azalttığınızda işte bu piramide doğru evriliyorsunuz. Yani doğum ve ölüm oranları azalmış. Doğum ve ölüm oran neye göre azalmış tabi arkadaşlar? Buna göre azalmış. Tamam mı? Buna göre azalmış. Yoksa diğer piramitlere göre değil. Şimdi doğum ve ölüm ee, pardon. Ölüm oranlarını azalttığında burada doğum oranları hala yüksek olduğu için ne olacaktır burada sevgili arkadaşlar? Bakın tekrar ediyorum. Ölüm oranını azaltın. Doğum oranı hala yüksekse ne olacaktır burada? Nüfus çok hızlı bir şekilde artacaktır. Şimdi düzgün üçgen biçimli piramitlerin esprisine nüfus çok hızlı bir şekilde artıyor. Niye? Çünkü tekrar ediyorum, doğum oranı yüksek, ölüm oranı ne? Düşmüştür nispeten. He. Şimdi o zaman bu ülkede nüfus hızlı artıyor, değil mi? Güzel. Bu ülke geldi dedi ki size ya dedi benim nüfusum çok hızlı artıyor. Ben ne yapmalıyım? Nüfusum bu kadar hızlı artmasın diye. Ne dersiniz buna? Sağlık hizmetlerini geri çek mi dersiniz? Hayır, böyle bir şey denmez. Diyeceksiniz ki o zaman doğumları azalt kardeşim. Doğum oranlarını biraz düşür. Doğum oranlarını biraz düşürdüğünde ne olacak arkadaşlar? Taban daralacak bakın. Taban daralacak. Şimdi taban daraldığında Burada taban çok geniş çünkü doğum oranları yüksek. Taban daraldığında ne olacaktır? Doğum oranları azaldığı için artık buradaki kadar hızlı artmayacak. Peki taban böyle dar devam ettiği müddetçe, yani doğum oranları düşük devam ettiği müddetçe ne olacaktır piramit arkadaşlar? Şuna doğru evrilecek. Çünkü buradaki rakamlar yukarıya doğru çıkacak ve piramit buna doğru evrilecek. Yani arı kovanı olacak. Şimdi arı kovanına dikkat edin. Doğum oranları Böyle düz bir çizgi. Pek yüksek değil toplam nüfus içerisindeki payına baktığınızda. Ölüm oranları e o da pek yüksek değil. Çünkü yaşlı nüfus çok fazla. Değil mi? Yani şu taradığım kısım yaşlı nüfusa karşılık gelmiyor mu arkadaşlar? Yaşlı nüfus çok fazla. He, şimdi burada nüfus hızlı artar mı? Artmaz. Neden? Çünkü doğum da az, ölüm de az. Bakın şu piramitle yani kenarları içe çökük piramitle arı kovanı piramidinin ortak bir tane özelliği var. O da nedir? İkisinde de nüfus çok yavaş artar. Burada ölüm ve doğum yüksek olduğu için burada da doğum ve ölüm düşük olduğu için arkadaşlar. Şimdi bu ülke dese ki size ya benim nüfusum çok az artıyor ne yapmam lazım? Ne dersiniz buna? Doğumları arttırın kardeşim. Doğumları arttırırsa ne olacaktır arkadaşlar? Tabana dikkat edin şurada. Çan şeklindeki piramide bakın şurası şöyle bir genişliyor. Bu ne demektir? Bu şu demek. Yani bir dönem nüfus sıkıntısı yaşamış buradaki gibi ama ne oluyor? Doğumları arttırarak bunu aşmaya çalışıyor değerli arkadaşlar. Şimdi burada ne var? Burada değerli arkadaşlar bu piramitlere sahip dünyanın değişik ülkeleri var. Mesela şöyle bir piramit gördüğünüzde, doğum yüksek, ölüm yüksek. Ne dersiniz? Bu bir gelişmiş ülke midir? Hayır. Do ölümün bir kere yüksek olduğu bir ülke gelişmiş bir ülke olamaz arkadaşlar. Bu doğum ve ölüm oranlarının yüksek olduğu ülkeler az gelişmiş ülkelerdir. Hocam nasıl? varıyoruz bu kanıya. Yani doğum oranının yüksek olmasıyla ülkenin gelişmişliğini nasıl ortaya çıkartıyoruz? Bakın arkadaşlar. Şimdi gelişmiş ülkelerde eğitim seviyesi yüksek. Kadınlar sosyal hayatta aktif. Dolayısıyla çok çocuk yapma durumu söz konusu değil. Yani Almanya'da, Fransa'da, İtalya'da, İngiltere'de yani kadın başına düşen doğum oranı ...işte çok yüksek olamaz. Yani bir çocuk ve iki çocuk. Ama az gelişmiş ülkelerde bu oran çok yüksek oluyor sevgili arkadaşlar. Neden? Çünkü az gelişmiş ülkelerde eğitim düşük, erken yaşta evleniyor, çok çocuk yapıyor, tarım toplumu falan filan, e, sağlık hizmetleri kötü, doğuyor, çok doğuruyor. İşte ama ölümler de çok yüksek oluyor. Anlatabildim mi? Böyle bir durum var yani. Şimdi peki hocam? Ee, az gelişmiş ülke, piramidi bu. İyi güzel de. Çok gelişmiş ülkelerde mesela yaşlı nüfusun fazla olması niye ülkenin? Hani çok gelişmiş ülkelerde yaşlı nüfus fazla oluyor. Arkadaşlar, şimdi bir ülkede sağlık hizmetleri eğer geliştiyse, insanlar refah içerisinde yaşıyorsa, ee, dolayısıyla ortalama ömür de ne oluyor? Uzuyor. Yani bugün baktığınızda. Almanya'da ortalama bir insan ömrü 84-85 civarındayken Afrika'ya bakıyorsunuz bazı ülkelerine bu 50-55 civarındadır arkadaşlar. Japonya'da 85 ortalama işte bakıyorsunuz Kenya'da, Nijerya'da bu ortalama oldukça düşük sevgili arkadaşlar. Yani yaşlı nüfusun fazla olması bakın unutmayın burayı. Yaşlı nüfusun fazla olması o ülkenin gelişmiş olduğuna işaret eder. Şimdi bakın şu arı kovanı piramidi arı kovanı piramidi bu Avrupa ülkelerinin piramidini daha doğrusu Avrupa ülkelerinin çoğunun piramididir arkadaşlar. Mesela Almanya böyledir. Mesela İngiltere böyledir. Mesela Fransa böyledir arkadaşlar, İtalya böyledir, tamam mı? Yani hem doğum oranları düşük, hem ölüm oranları düşük sevgili arkadaşlar. Şimdi Avrupayı düşünün, Avrupa'nın ana sıkıntısı ne? Çocuk sıkıntısı, tamam mı? Yani bunlar çocuğa çok ihtiyaç duyan, nüfusa çok ihtiyaç duyan ülkeler, ee, nüfusa çok ihtiyaç duyan ülkelerde nüfus politikası olarak şunu önerirler. Yani aman çok çocuk yapın. Eğer bunu başarabilirlerse piramit şuraya doğru evriliyor. Yani çok çocuk önerdi ve halkta bu karşılık buldu. O zaman ne oluyor? Taban sevgili arkadaşlar böyle genişliyor. Dolayısıyla ben arı kovanı ve çan direkt gelişmiş ülkelere ait bir piramit diyebilirim. Arkadaşlar kenarları içe dönük olansa gelişmemiş ülkelere düzgün üçgen biçimli hani ülkenin nispeten gelişmeye başladığını bu da gelişmekte olan bir ülkeye asimetrik olan gelişmekte olan ülkelere ait piramitler diyebiliriz sevgili arkadaşlar. Şimdi bu girişten sonra şöyle devam edelim. Piramitlerin tabanı doğum oranı tabanı ise yaşlı nüfus dolayısıyla ölüm oranı hakkında fikir verir. Tabanı daralan piramitlerde nüfus artış hızı düşmekte. Genişleyenlerde ise artmakta. Yani tabanı daralan piramit hangisiydi? İşte asimetrik dediğimiz şöyle geliyordu ya arkadaş. Taban daralıyor. Şimdi bu piramitte ben ne anlayacağım? Demek ki doğum oranı azalmış. Aslında şu kadar nüfus yapabilecekken yapmamış bir şekilde. Anlatabiliyor muyum? Şu yeşille taradığım kısım gibi. Eğer taban genişliyorsa da zaten nüfus artış hızı yüksektir anlamına geliyor. Piramitlerin tavan kısmı dolgun olan ülkelerin gelişmişlik seviyeleri yüksektir. Tavan kısmının dolgun olması ne demek arkadaşlar? İşte arı kovanı ya da çan şeklindeki piramit. Şimdi arı kovanı şu, değil mi? Bakın şurası işte 65 yaş ve üstünü gösteriyor. Burası 15 yaş civarı gördüğünüz gibi. Tavan kısmının dolgun olması işte şu anlama geliyor sevgili arkadaşlar. Evet, şimdi kenarları içe dönük piramidi önce bir tanıyalım. Bunlar nerelerde görülür? Bakalım. Doğum ve ölüm oranı fazladır. Nereden anlıyoruz? Tabandan ve tavandan. Şimdi şu yaşlı nüfusun az olduğunu göstermiyor mu arkadaşlar? Evet, yaşlı nüfus az. Demek ki ölüm oranı yüksek. Şu doğum oranını göstermiyor mu arkadaşlar? Taban kısmı? Evet. O zaman nedir? Doğum oranı da yüksek az gelişmiş ülkelere aittir. Evet. Doğum ve ölüm oranları dengelidir. Ne demek? İkisi de fazla. Nüfus artış hızı çok yüksek değildir. Neden yüksek değildir? Çünkü ikisi de fazla. Doğum da fazla, ölüm de fazla. Hangi ülkeler buna örnek verilebiliyor? Angola, Burundi, Benin gibi Afrika ülkeleri buna örnek verilebilir arkadaşlar. Şimdi neye geldik? Düzgün üçgen biçimli piramide geldik. Doğum oranlarının yüksek olmasına karşılık bakın doğum oranı yüksek. Ölüm oranları yavaş yavaş azalmaya başlamış. Dikkat edin. Deminkine göre yaşlı nüfus birazcık daha ne olmuş? Artmış. Şimdi burada hızlı bir nüfus artışı gözüküyor mu? Gözüküyor. Neden hızlı bir nüfus artışı var? Çünkü nedir? Doğum oranı yüksek kardeşim. Ölüm oranı da düşük. Zaten nüfus artışı nasıl olur? Doğumdan ölümü çıkartırsın, nüfus artışını gösterir bu. Doğru mu? Doğal nüfus artışını gösterir. E, e burada doğumlar yüksek, ölümler az. Yani gelişmekte olan ülkelere aittir bu. Anlatabiliyor muyum? Görüldüğü ülkeler neler? İşte Bolivya, Filipinler ve Hindistan gibi ülkeler. Asimetrik şekilli nüfus piramidine baktığımızda doğum oranında ciddi bir düşüşün görüldüğü ülkeler ait piramittir. Nasıl anlıyorum ben buradan doğum oranı düşük olduğunu? Şuradan anlıyorum. Taban olmuş? Daralmış. Hiçbir müdahale olmasaydı. Burada aynı şekilde devam etseydi. Ne olacaktı arkadaşlar? Taban şu şekilde gitmeyecek miydi? Yani şu gördüğünüz taralı alan kadar nüfus buraya eklemlenmiş olmayacak mıydı? Evet. Ama bu kadar nüfus olmadı. Neden? Çünkü doğum oranları ne oldu arkadaşlar? Azaldı. Doğum oranında ciddi bir düşüşün görüldüğü ülkelere ait. Nüfus artış hızı ne olur burada? Azalır. Çünkü doğum oranı az. Gelişmişlik seviyesi yükselmeye başlamıştır sevgili arkadaşlar. Bunlar hangi ülkeler? İşte Bangladeş, Çin, Brezilya, Şili, Meksika. Hatta bizim ülkemiz nispeten. Bunun gibi bir piramit arkadaşlar. Devam edelim. Arı kovanı piramidi. Şimdi arı kovanı ne? Doğum ve ölüm oranları düşük. Niye? Şöyle bakıyorum tekrardan yaşlı nüfusa. Bakın, yaşlı nüfus toplam nüfus içerisindeki payı fazla. E o zaman niye bu kadar yaşlı var ya? Çünkü ölmüyorlar. Niye ölmüyorlar? E çünkü gelişmiş ülkeler. Sağlık hizmetleri gelişmiş. Ortalama yaşam süresi nedir arkadaşlar? Uzun. Hangi ülkeler bunlar? ABD, İngiltere, Almanya, İtalya, İsveç dünyanın en gelişmiş ülkeleri. Nüfus piramitleri nasıl birbirine benziyor? Ne diyoruz arkadaşlar bununla ilgili? Şöyle yazayım. Doğum oranı az. Doğru mu? Ya da düşük. Peki ölüm oranı ne? O da düşük. Ölüm oranı düşük. Peki o zaman nüfus artış hızı nasıl olurdu? nüfus artış hızı az arkadaşlar. Bu ülkeler nüfus istiyor. İnsanlar doğum yapsın istiyor. Yani bunun için şunu net söyleyebiliyoruz şuraya yazayım. Nüfus artış hızı artış hızı düşük. Bunu unutmuyoruz arkadaşlar. Bu piramitle ilgili. Bunların nüfusa ihtiyacı var. Çeviriyoruz. Çan şeklindeki nüfus piramidi, belirli bir süreçte düşük olan doğum oranlarının sonradan artış gösterdiği ülkelere ait. Yani şunu çıkartalım şöyle alttaki kısmı buraya kadar düşük doğum oranı görüyorsunuz değil mi? Bak şöyle şuraya kadar düşük doğum oranı. He, yani buraya kadar olan kısmıyla. Şu şeye benziyor mu? Şunu şöyle getireyim tekrardan arkadaşlar. Bakın buna benziyor mu? Bu piramide benziyor. Bu piramit ne yapmak istiyordu? Çocuk istiyordu değil mi? Şu piramit. Arı kovanı. Peki başarsaydı ne olacak? Taban genişlemeyecek miydi? Evet genişleyecekti. E i̇şte ne oldu? Bu başardı bunu ve tabanı genişletti. Yani o içinde bulunduğu nüfus sıkıntısını ne yapmış arkadaşlar? Aşmıştır ve yaşlı nüfus oranı fazladır. Rusya ve İrlanda buna örnek gösterilebilir değerli arkadaşlar. Şimdi bütün bunları demografik dönüşüm modeli denilen bir model var. Bunda gösterelim arkadaşlar. Aslında bu deminden beri bahsettiğim şeyin aynısı. Ama bunu çok böyle dikkatli bir şekilde, konsantre bir şekilde bir beş dakika dinlerseniz bütün hikaye oturacak sevgili arkadaşlar. Şimdi nedir bu? Ülkelerin ...doğum ve ölüm oranlarının yüksek olduğu aşamadan... ...bu oranların düşük olarak gözlemlendiği aşamaya geçişi ifade ediyor. Yani diyor ki... ...bir ülke düşünün... ...ülkenin atıyorum işte 100-150 yıllık ya da 200 yıllık nüfus geçmişine baktığında... ...piramit buradan yani kenarları içe çökük olandan... ...düzgün üçgene, oradan asimetriye, oradan arı kovanla... ...ve oradan çan şekline doğru olan piramide evriliyor. Ülke geliştikçe... Ülkenin piramidi de, de piramidi de değişiyor arkadaşlar. Peki nasıl değişiyor? Şimdi değerli kardeşlerim. Bakın karışık gibi duruyor ama dikkatli bir şekilde bakın. Şu ilk piramit, şu ilk piramit. Yani kenarları içe çökük piramit. Tanıyoruz değil mi bunu? Nasıl tanıyoruz? Bak yaşlı nüfusa bakar mısınız? Şu üst kısımdaki çizgi. Yani ölüm oranı çok yüksek. Peki alta bakın doğum oranı çok yüksek. Doğru mu? Bakın ne diyoruz? Doğum oranı yüksek bu piramit için. Ölüm oranı nedir? Yüksek bu piramit için. Peki nüfus artış hızı nasıl? Arkadaşlar yavaş artan nüfus artış hızı. Doğru mu? Peki bunu yukarıdaki grafikten nasıl göreceğiz? Dikkat. Arkadaşlar şu gördüğünüz yeşil çizgi doğum oranını gösteriyor. Bak. Gelmiş, gelmiş, gelmiş doğum oranı buralardan falan böyle düşüyor. Şurada gördüğünüz kırmızı çizgi de ölüm oranını gösteriyor. Tamam mı? Bakın böyle geliyor, geliyor, geliyor. Ölüm oranı da böyle gidiyor. Aradaki gördüğünüz mavi ile taranan şu kısım sevgili arkadaşlar. Bu da neyi gösteriyor? Nüfusun doğal artışı. Yani doğumlarla olan artışı gösteriyor. Tamam mı? Bakın. Şu çizgi neyi gösteriyor? Toplam nüfusu gösteriyor. Bak toplam nüfus ne oluyor? Artıyor falan filan. Aradaki şu kesik kesiklerse işte her biri bir piramide ait. Toplam beş piramidimiz var diye. Ona bakacağız. Dikkat. Şimdi bu ilk piramit için konuşuyorum. Doğum oranı yüksekte mi? Ne kadar arkadaşlar? Binde kırk civarında. Ölüm oranı ne kadar? Binde kırka çok yakın. Yani binde otuz sekiz, otuz dokuz falan. <laughs> Burada nüfus çok artar mı arkadaşlar? Artmaz değil mi? İşte yavaş artan nüfus. Bakın nüfus kısmını şöyle görüyorsunuz tarıyorum maviyle. Yani nüfus artış doğal nüfus artışı çok çok düşük. Şimdi ben burada doğal nüfus artışını arttırmak istiyorsam ne yapmam lazımdı? Sağlık hizmetlerini geliştirip ölüm oranlarını azaltacağım. Doğru mu? Ölüm oranını azaltınca zaten doğum oranı yüksek değil mi? Bakın bu doğum oranı. E o zaman ne oluyor? Aradaki fark gittikçe artıyor mu? Yani doğal nüfus artış çok yüksek değil mi arkadaşlar? çıktı değil mi? Güzel. Bu neydi bu piramit? Düzgün üçgen piramidi. Nedir doğum oranı? Yüksek. Peki ölüm oranı çok hızlı bir düşüş. Çünkü yaşlı nüfus hani sağlık hizmetleri geliştiği için böyle oluyordu. Peki nüfus artış hızı nasıl burada? Oldukça yüksek. Değerli arkadaşlar, çok hızlı nüfus artış hızı var. Yani o kadar çok artıyor ki bu ülkeler artık nüfusu azaltmayı düşünüyor. Artış hızını azaltmayı düşünüyor. Peki artış hızını azaltmak istersen ne yapacaksın kardeşim? Doğum oranını hop düşürürsün. Doğru mu? E ölüm oranı, ölüm oranı arkadaşlar zaten belli bir seviyeden sonra sıfırlanmaz. Yani bütün insanlar ölecek en nihayetinde. Düşürürsün bir yere kadar ama sıfırlayamazsın. Şimdi ölüm oranı. Böyle aşağıdan gidiyor zaten doğum oranlarında biraz azalttığında ne oluyor arkadaşlar? İşte yavaş yavaş doğal nüfus artışının azaldığını görüyorsunuz. Şimdi şu piramide geldiğimizde şu piramide geldiğimizde yani arı kovanı piramidine geldiğimizde nedir? Gene bakın ne oldu doğum oranı düşük doğru mu? Bak düşüyor ölüm oranı e, o da düşük gördük mü? gördük. E bu durumda ne olacak arkadaşlar? Nüfus artış hızı oldukça düşecek mi? Evet. Yani doğal nüfus artışı düşüyor. Dolayısıyla bu ülkenin nüfusunu arttırması için ne yapması lazım? Yani arı kovanı şeklindeki ülkenin ne yapması lazım? Doğumları tekrardan arttırması lazım. Bak doğumlar tekrardan şöyle yukarı doğru arttırmaya başlayınca e ölüm oranı zaten düşük. Bakın şurada ölüm oranı düşük. Ne oldu? Bu sefer doğal nüfus artışı artmaya başladı. Tabii bu süreç içerisinde toplam nüfusa baktığınızda arkadaşlar ne oluyor? Bakın burada çok artmıyor. Ama burada hızlı bir şekilde nüfus arttı. Sonra şuraya geldiğimde nüfus artık çok böyle dengeli bir artış, istikrar çok az bir artış. Ondan sonra yavaş yavaş artışa tekrar geçiyor. İşte biz buna ne diyoruz? Demografik dönüşüm modeli. Yani bir ülkenin işte kalkınma düzeyi arttıkça nüfus piramidi de bu şekilde değişiyor sevgili arkadaşlar. Evet, neye baktık değerli arkadaşlar biz bugün? Nüfus piramitlerinin mantığına baktık. Kaç tane nüfus piramidi var idi? Baştan sayalım bunları. Kenarları içe dönük olan. Bu bir. Bir diğeri düzgün üçgen şeklindeki piramit. Bir diğeri neydi? Asimetrik arı kovanı ve çan şeklindeki piramit. <laughs> tamam mı arkadaşlar? Yani buradan buraya doğru gelindikçe gelişmişlik ne oluyordu? artıyordu. Ve biz ne yaptık? Bu piramitlerin özelliklerine baktık hepsinin. Ayrıca demografik dönüşüm modeline de baktık. Böylece piramitleri bitirmiş olduk değerli arkadaşlar. Ödüllü soruyu şöyle bırakıyorum size değerli arkadaşlar. Videonun yorumlar kısmına cevapları yazarsınız. Görüşmek üzere sevgili arkadaşlar.